Almanya'nın başkenti Berlin'de, geçmişi 1798 yılına kadar uzanan bir Türk şehitliğine gideceğiz ve kimliği bilinen mezarların geleceğe bırakılan en derin izler arasında olduğuna ve sonradan gelenleri bir arada tutan gücüne şahitlik edeceğiz. Yanı başına kurulan Şehitlik Camii'nin imamı Ender Çetin bize öyküyü anlatacak. Ender Bey, sanıyorum ilk büyükelçimiz Giritli Ali Aziz Efendi burada vefat etti değil mi? Yani evet. Şehitlerin ilk şehidimiz o diyebiliriz. Ardından Masad Güzar Mehmet Esat Bey. Onlar başka yerde gömülüydüler. Evet. Değil mi? Sonra buraya getirildiler. Onun öyküsünü anlatır mısınız? Şimdi Ali Aziz Efendi kalıcı büyükelçi olarak burada ilk defa diplomat, bir diplomatın burada vefatıyla gurbette vefat ettiği için biz şehit diyoruz. Şeheda evet. Toprağı. Evet. 5 kişi var elçilik görevlileri daha sonra Mehmet Esat Efendi gibi. Hı hı. Ve bu 5 kişi de buraya yaklaşık 2-3 kilometre mesela uzaklıkta bir yerde gömülüydüler. Evet. Daha sonra buraya getiriyorlar. Tam önümüzdeki anıtın altına tekrar naklediliyorlar. Yani o da kralın isteğiyle oradaki mezarlık kaybolduktan sonra bir süre bizim sonra, sultanın iznini alıyorlar değil mi? Tabii ki. Tamam. Ali Aziz şey Sultan Abdülaziz o zaman 1866 evet. yılında onun isteğiyle hatta bu dostluk anıtı yapılıyor. Şu anda gördüğümüz Prusya-Osmanlı dostluk anıtı ve onun altına gömülüyor. Burası herhalde Türklere bağışlandığı zaman şehrin çok dışında bir yerdi yani. Çok köhne bir yerdi. Doğru, ilginçtir ki yani burası şehir dışıyken Prusya Krallığı burayı Osmanlı toprağı olarak hediye ettiğinde gelin görün ki bugün belediye veya semt olarak en çok Türk nüfusunun bulunduğu yerdir. Yani bir nevi Ali Aziz Efendi bize buraya öncülük etmiş oldu. Canlandırdı burayı yani. Burayı canlandırmış oldu. Evet. Peki şimdi burada iki tane mezar görüyoruz. Bunlar Ermeniler tarafından edilmiş, öldürülmüş şehitlerimiz değil mi? Evet. Bunlar bu konuda ne anlatabilirsin? Deydi. Doktor Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Bey. Hatta Telat Paşa da buradaydı mezarı. Telat Paşa ile iki şahıs burada Ermeniler tarafından şehit ediliyorlar. Evet. O dönemin olaylarından 43'e dolayı. 43'e kadar burada kalıyor Telat Paşa. Telat Paşa 43'te İstanbul'a evet. naklediliyor. Türklerden başka Müslümanlar da diğer mezarda vardılar. Onları da buraya nakletmişlerdi değil mi? Evet. Burada mevcut mu onlar yoksa sadece Türkler mi şimdi burada? Evet, burada başka milletlerden de defnedilmiş şahsiyetler var. Hatta önemli şahsiyetler. Diyebiliriz ki burasının adı Türk şehitliği olmasına rağmen Türk'ün himayesinde veya işte Türklerin elinin uzandığı her bölgeye, Müslüman diyarlardaki her bölgeye kadar gelmiş, buraya diplomat olarak veya farklı sebeplerden dolayı gelip de burada vefat etmiş olan şahıslar buraya defnedilmiş. Yani burası aynı zamanda Müslüman mezarlığı olarak biliniyordu. Mesela Abdurrahim Sibai adında bir doktor, işte Bayrutlu, Suriye o zaman o dönem işte valiliğine bağlı. Evet. Ve farklı şahıslar var. Hatta şu yan tarafımızda yine Mısır'dan, Bahattin Şakir'in soluna Mısır'dan gelen bir Muhammed Süleyman adlı bir şahsiyet var. Hı hı. Ve bu burada Berlin'de ilk sesli sinemayı kuran şahsiyet ve tiyatroyla ilgilenen bir şahsiyet aynı sanatkar zamanda. Yani. Sanatkardı, evet. Onun haricinde mesela çok ilginç Prenses Mehpare Kacar takı var. Biliyorsunuz ki İran'da Kacar hanedanı var o zaman, Türk hanedanı. Ve bunlar 1925 yılından itibaren Avrupa'ya iltica ediyorlar. Bir torunu da Prenses Mehpare Berlin'e kadar geliyor. Mehmet Takı yine Karabağlı bir Türk fabrikatörle evlenip burada yaşayıp burada vefat ediyorlar ve ikisi için bir mezar taşı yapılmış. Hala torunları veya torunların çocukları gelip burayı ziyaret ederler. Bizim için bu önemlidir. Ay yıldız taşıması zaten o Azeri Türklerindendir bizim için. Evet. Çok değerlidir. Evet, bir başka önemli şahsiyet de Mustafa Çokay Bey. Burada bizim iftiharımız aslında. Şimdi burası şehitlik diyoruz. Gerçekten çok önemli kişiler var. Türkistan Türkleri yani Kazakistan'dan, Özbekistan'dan buraya sık sık gelip bu mezarı ziyaret ederler.
Enver Bey, ikinci Frederick Türkler ülkemize gelseydi kendilerine camiler yaptırırdım demişti ama yaptıramadı. Yıllar sonra siz burada bir cami yaptırdınız. Bunun öyküsünü anlatır mısınız? Doğru, gerçi biraz geç kalındı belki. Fakat tabii ki yine de geç değil. Şimdi burada bizim Şehitlik Camimiz Berlin için, hatta Almanya için diyebiliriz ki İstanbul'da Sultanahmet neyse, Süleymaniye neyse, bu odur. Ve biz burayı yaptırdığımızda hep Almanlara şunu dedik. Yani biz bu camiyi omuzlarımıza alıp Türkiye'ye götürmeyeceğiz. Bu Almanya'nın bir parçası bu cami. Ve kültürümüzle, gelenek göreneklerimizle burada buralıyız diye ifade ediyor bu cami de aynı zamanda. Onun için bir zenginlik tabii ki bu. Fakat 1995'te başladık. Gerçi daha önce bir küçük camimiz, mescidimiz vardı burada. Fakat bu proje daha sonra oluştu. Bağışlarla gelişti ve 2004 yılında tamamlandı. En azından ibadethanemiz tamamlandı. Bir de külliye yapılıyor galiba. Aslında bu alana girdiğimizde, yani 2250 diyelim, 2500 metrekarelik alandayız şu anda. Burası mezarlıkla birlikte bir külliye şeklini tam almasa da şu anda o şekilde kullanılıyor. Kütüphanesiyle cenaze şirketimiz var burada. İşte kantinimiz var, çay ocağımız var, işte ofisler var, imam din görevlisi odası var. Ve bir kültür merkezi oluşuyor şu anda. Arkamızda gördüğünüz gibi Kastamonu, Safranbolu kültür ev tarzında. Tabii bütün malzemeler Türkiye'den geliyor. Hassa şirketi tarafından gönderiliyor, yapılıyor. Ve orası da sergi ve çalışma odaları. Aynı zamanda misafir kabul odası olacak. İçerisi de tam bitmedi fakat Osmanlı tarzı bir Türk İslam kültürünün tanıtım merkezi gibi bir şey olacak. Evet. Bildiğimiz kadarıyla sanıyorum Almanlar bu araziyi Türkiye'ye bağışladı. Doğru. Değil mi? Doğru. 1924'ten 1980'e kadar Milli Savunma Bakanlığı'nın altındaydı. Evet. Değil mi? Ondan sonra Diyanet'e geçti. Aynen öyle. 1866 yılında Prusya Kralı hediye ediyor, hibe ediyor bu toprağı Osmanlı Devleti'ne. O günden bugüne kadar diyebiliriz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tapulu malı. Burası şu anda Türkiye'deyiz. Hep her zaman Almanlar, ziyaretçiler geldiği zaman rehberlik yapıyoruz. Ve diyoruz ki şu anda siz Türkiye'desiniz, şu şu şundan dolayı ve hoş geldiniz memleketimize diyoruz. Şehitlerin sonradan gelenleri bir arada tutan gücünden bahsetmiştik. Bunu Berlin şehitliğinde yeniden gözlemledik. Önce küçük bir mescit, sonra bir cami ve şimdi ise gittikçe gelişen bir külliye ile çevrelenerek ziyaretçilerine kimlik güvenliği sağlayıp Almanya'nın güçlü bir toplumu olmasına vesile oluyorlar. Berlin Türk toplumu kendi kökleri üzerine yükselirken geleceğe güvenle bakıyor. Berlin şehitliği güçlü bir Türk toplumunun bulunduğu kentte günlük hayatın içinde yerini alıyor. Yaşayanlar onlarla irtibatını kesmiyor. Avrupa'nın birçok yerinde başka şehitliklerimiz de var ve onlar ancak ziyaretçiler geldiklerinde hatırlanıyorlar. Budapeşte Türk şehitliğinde yatanlar 1. Dünya Savaşı'nda ortak düşmana karşı Avusturya ordusunun içerisinde çarpışmış 15. Kol Ordu'nun savaş sırasında şehit düşmüş askerleri yatıyor. Türk 15. Kol Ordusu Galicia cephesinde birçok bölgede 1050'den fazla şehit vermiş ve savaş sırasında 13 ayrı yerde Türk şehitlik ve abidesi yapılmıştı. Evet. Osman Bey, az önce 1926'dan söz etmiştiniz. Burada 1916-17 diyor. Bunu izah eder misiniz? Tabii. Bizim askerlerimizin, Osmanlı askerlerinin şehit düştüğü Orta Avrupa'daki tarih 1916 ve 17 yıllarıdır. Bu 480 askerimizin hepsi bu bölgede şehit düşmemiştir. Farklı coğrafyalarda Macaristan, Ukrayna, Polonya bölgesindeki Macaristan sınırı, o günkü Macaristan sınırları içerisinde düşen şehitlerimiz burada bir araya getirilmiştir. Anladım. Peki siz o zaman her zamanki ritüelinizi yapın. Tabii. Çiçekleri nereye Tabii. koyuyorsunuz? Bir isterseniz İhlas ve Fatiha'mızı okuyalım, daha sonra da çiçeklerimizi koyalım. Tabii.
Esas olarak Dinyester Nehri'nin bir kolu olan Zilota-Lipa Nehri vadi ekseni üzerinde çarpışan Türk 15. Kol Ordusu'nun kendisine verilen görevi büyük zorluklara rağmen en iyi şekilde ve fedakarca yaptığı tarihi kayıtların ortak kanaatidir. Galicia kahramanları vatan için vatandan uzakta çarpıştılar.